Bir sanatçı karanlığı savuşturabilmek için ışığı nasıl kullanır? Işık etrafımızda olup biteni bize gösterirken gölge onları karanlıkta bırakır. Ama eğer aralarındaki bu kontrast olmasaydı şekilleri ya da formları görmemiz mümkün olmazdı. Sanatçılar ışığı bir hikaye anlatmak, bir duygu durum yaratmak ya da ortamın kendisi olarak kullanır. Birkaç örnek görelim mi? Ekranda gördüğünüz Mezar Başındaki İki Havari adlı eser. Bu eser 1906'da Amerikalı sanatçı Henry Ossawa Tanner tarafından yapılmış. Philadelphia'da doğan Tanner, kariyerinin büyük bir bölümünü ışık şehri olan Paris'te geçirmiş ve dini öznelere modern bir yaklaşım geliştirmiş. Tanner bu tabloda Hazreti İsa'nın cenazesinin mezarda olmadığını fark eden iki havariyi resmetmiş. Resimde iki çeşit ışık kullanılmış. Mağaranın içinden gelen yumuşak ve doğal bir parıltı ile Yohanna'nın kendisinden kaynaklanan doğaüstü bir ışık. Ressam sarı ve beyaz tonlarla Yohanna'nın yüzünü ve çenesini aydınlatıp profilini de yine aynı tonlarla çerçeveleyerek Hazreti İsa'ya olan bağlılığını temsil etmek istemiş. İsa peygamberi inkar eden Petrus ise daha koyu olan kahverengi ve şeftali tonlarıyla boyanmış. Bize bir hikaye anlatmak için ışığı kullanan Tanner, mucizevi bir esere imza atmış. Buradan yaklaşık 950 kilometre uzakta bulunan Berlin'de, Kollwitz kendi ıstırap dolu deneyim ve kayıplarından yola çıkıp deneysel asit oyma yöntemleriyle sanatını icra etmekte. Klasik asit oyma yönteminde boyalı bir metal üzerine çizim yapıldıktan sonra plaka asit banyosuna batırılıp boyanır. Bu işlemlerden sonra metal üzerine çizilen kısımlar koyu çizgiler olarak yüzeye çıkar. Kollwitz'in Savaş Alanı isimli asit oyma eseri, 16. yüzyıldaki bir köylü isyanı sonrasında savaş alanında oğlunu arayan siyahlara bürünmüş bir kadını resmediyor. Elindeki fener, yerde yatan cesetlerden birinin yüzünü aydınlatıyor. Kollwitz, rahatsız edici bu sahneyi renk kullanmadan asit oyma tekniği sayesinde koyu görünen çizimlerle yaratmış. Resmin en önemli kısmını ise daha az boyamış, bir fotoğraf makinesi flaşı etkisi yaratmış. Bunu da plakayı pürüzsüzleştirerek yapmış ve böylece kullandığı boya yüzeye daha az tutunmuş. Işığın bu akıllıca kullanımı sayesinde Kollwitz, sanatseverlere savaşın ve yoksulluğun korkutucu yanlarını aktarabilmiş. Asit oyma tekniğiyle ışığı sanatına aktarmak Kollwitz için çok kolay olmasa da, Dan Flavin için ışığı kullanmak çok ama çok kolaydı. 1960'ların New York'unda yaşayan Flavin, eserlerini endüstriyel malzemeleri, yani Amerika'da her gün kullanılan malzemeleri kullanarak yaratmış. Ve Tatlin için Anıt isimli eserinde, 20. yüzyılın ilk dönemlerinde yaşamış Rus heykeltıraş Vladimir Tatlin'den esinlenmiş. Tatlin, bazıları devasa boyutlarda olan eserlerinde sanat ile mühendisliği bir araya getirmeye çalışmış bir heykeltıraş. Örneğin, ekranda gördüğünüz anıtsal eseri modern çağın vaatlerini kutlama temasını içerir. Flavin, floresan lambalar kullanarak Tatlin'in tasarımlarının geometri ve ruhunu yansıtmaya çalışmıştır. Işık Flavin için manevi ya da duygusal anlamlar içermiyordu. Flavin, ışığın fiziksel özelliklerinin peşindeydi. Flavin, floresan lambaların nasıl düzenlenmesi gerektiği ve ortaya çıkan tasarımın çevresiyle nasıl bir etkileşimde bulunacağı üzerine uzun uzun düşünmüştür. Floresan lambalar çok sık bozuldukları için, müze ve galeri çalışanları için lambaların nasıl değiştirileceğine dair bir kullanma kılavuzu da hazırlamıştır. Günlük hayatın parçası olan bir şeyi bir anıta dönüştüren Flavin, geleceğin sanatçılarının izleyebileceği bir yol aydınlatmıştır. Tanner'ın kutsal bir temsil olarak kullandığı ışık, Kollwitz'in duygusal gölgeleri ve Flavin'in floresan lambalar kullanarak yaptığı heykeller. Tüm bunlar, sanatçıların ortaya çıkan eseri belirli bir açıdan algılayabilmemiz için ışığı nasıl kullandığına bağlı. Bir daha bir müze gezeceğiniz zaman, ışığın algınızı nasıl etkilediğini düşünmeye çalışın.